Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Birçok kişi bayram tatilinde. E, arefeniz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Arefe günü e, ve Arafat'ta acıların e, yani bugüne Arafat'tan dolayı Arefe denildiğini de hatırlatayım ben. Ramazan bayramının bir gün öncesine Arefe denilmiyor. Bu e, önemli bilgiyle başlayayım. İkinci önemli bilgim Al-Hilal Galatasaray'ın ilgilendiği Chelsea'den 23 milyon euro bonservisle transfer ettiği Kalido Koulibaly ile sözleşme imzalamış. 3 yıllık sözleşme imzalayan Koulibaly yıllık 25 milyon euro maaş alacakmış. Yine Al Nasser Galatasaray'ın ilgilendiği imza atmak üzere olduğu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmış. Yine Al Nasser Galatasaray'ın gündemindeki Marcelo Brozovic'i 23 milyon euroya almak üzereymiş. Erden Timur da bir ağıt sergilemiş. Demiş ki FIFA Arabistan'a bir şeyler yapmalı yoksa futbol mahvolacak demiş. Desene oynatmayız. Arabistan'ı bombalarız falan. Savaşsa savaş falan desene. Yemiyor mu? Yani demek ki yemiyormuş. Yani herkes Türkiye Ligi'ndeki gibi değil. Yani oradakilere bir tane tehdit yaparsan ee, patlatırlar bir şeyi. Yani bil, bilmem anlatabildim mi? Ama maalesef bizim ülkede bazı şeyler kurgun. Yine Galatasaray bu sezonun başında Juventus bu sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Parades'le yıllık 2,5 milyon euro maaşla 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağlamış. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'le anlaşmasını bekliyormuş. Kaynak kim? Corriere dello Sport, İtalya'nın sporu. Yıllık net 6,5 milyon euro maaş alan futbolcu. İyi de hocam ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu Galatasaray niye hani şey yapıyor? hani niye böyle yapıyor Galatasaray? Anıyorlar, futbolcuları söylüyorlar. Durduk yere değildir herhalde. Durduk yere değil arkadaşlar. Bazı İtalyan gazetecilere ya da İtalyan medyacılara al şununla ilgili haber yap diye para verirsen yaparlar. Bizim ülkemizde de bunu yapanlar olduğunu düşünüyorum. Bu arada Parades'in danışmanı Rodrigo Varela demiş ki Parades ilk etapta Paris Saint Germain'de kalmayı planlıyor. Net olarak Galatasaray'ın teklifini kabul etme düşüncesi yok demiş. Bunu niye başladım? Niye Galatasaray'la başladım? Arkadaşlar yorumlarda sürekli bunu görüyorum. Hocam Galatasaray şunu getiriyormuş. Bunu getiriyormuş. Onu alıyormuş. Bunu alıyormuş. Saçını alıyormuş. Başını alıyormuş. Bilmem. Ya, bana ne neyi alıyorsa alsın diyorum. Yok hocam bak bizimkiler yatıyor. Ya belki de sizin gibileri kızdırmak için belki de piyasa yapmak için belki de başka niyetlerle bu haberleri yaptırıyorlar. Ya çok mu zor? Bakın yurt dışında oynayan kardeşler yurt dışında futbolculuk yapan arkadaşlar. Bana videolarınızdan bir kesip paylaşın. Bir 100 euro da fişekleyin Western Union'un. Ben de sizi tanıtayım. Ha şura 31 bin değil 310 bin olursa tarife 1000 euroya çıkar. 1000 euro gönderirsiniz ben de sizi tanıtırım. Şurası 3 milyon 100 bin olursa hiç kusura bakmayın 10 bin euro gönderirsiniz ben de sizi tanıtırım. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Beşiktaş'a transfer olabilirsiniz. Zeki bütün arkadaşlarım ne demek istediğimi anladı. Kalbi bozuk, zihniyeti bozuk, kafası çalışmayan arkadaşlarım da lan bu da her şeyi para yapmış demeye başladı. Türkiye'de yaz transfer dönemi 15 Eylül 2023'te sona erecek. Fenerbahçe'nin de takım harcama limiti %30 sapmayla 1 milyar 921 milyon TL. Şimdi diyeceksiniz ki, ya hocam, şimdi hocam, yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok, başkanı da yok, yani bir şey Başkanla ilgili de konuşacağım. Bunları nasıl yapıyoruz? Fenerbahçe Ali Koç başkanlığı döneminde. Yani 26 Haziran 2023 itibariyle Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe toplam 400 gün hocasız kaldı. Bakın 400 gün. Türk futbol tarihinin en rezil konusudur bu. Bir adam 5 sene başkan ve 400 gün takımı teknik direktörsüz. Ha hani Ali Koç'tan ilgili bir şey söylerken de korkuyorum. Niye? Arkadaşlar kanalımızı şikayet eden arkadaşlar da belki Ali Koççular. Ben onlara şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ali Koççu olmayın. Fenerbahçeli olun. Fenerbahçeli olun. Fenerbahçe menfaatlerini düşünün. Hocam Ali Koç kimi getirecek? Sergen Yalçın'ımız. Sergen Yalçın'a ilgili Sinan Engin Fenerbahçe ile hiç görüşmedi demiş. Radyo Gold'de. Doğru Fenerbahçe ile görüşmedi. Fenerbahçe bir kişi değil arkadaşlar. Bir şahıs değil. Yani Eti kemiğe bürünmüş bir şey değil. Asla Fenerbahçe ile görüşemez. Ben de görüşemem. E Ali Koç da görüşmüyor. Yani Ali Koç şahsi olarak görüşebilir ama Fenerbahçe görüşmedi. Ancak şimdi bir taraftan da e, haber bültenlerim açık. Alıcılarım açık. E, onu da söyleyeyim. Yani alıcılarım açık. Bir taraftan da onu belirteyim arkadaşlar. Eee Şimdi Sergen Anadolu'da Fenerbahçe'de ilk günden bu yana en güçlü aday İsmail Kartal'dı. Diğer isimler sadece alternatif olarak masadaydı demiş. Hala aynı noktadayım İsmail Kartal en büyük aday demiş. Açıkçası ben 24 Haziran'da İsmail Kartal'ın kapının yapılacağını duyum almıştım. Aynı kaynağım 26 Haziran dedi ama 26 Haziran'dan çıkmak üzereyiz. Henüz bir şey yok. O yüzden de güvenip sizinle paylaşamadım. Ee, İbre İsmail Kartal'a döndü. İsmail Kartal Perşembe günü İstanbul'da olacak diyor Yağız Sabuncuoğlu. Ben size anlatayım arkadaşlar. Bakın. Hac vazifesi ne zaman biter? Yani haç kaç gün sürer? Ne zaman biter? Kabe ziyareti ve tavaf yapılır. Zemzem içilir. Safa ile Merve arasında 7 kere gidip dönülür. Saydan sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır ve umre bitmiş olur. Hac için tekrar ihrama girinceye kadar ee, diye. Yani 2023 hacı ne zamana kadar sürüyor arkadaşlar? 30 Mayıs 24 Haziran tarihleri arasında. Dönüşler 3 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu Diyanet'in takvimi. E, kimisi hani orada kurbanını kestirip böyle dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Özel uçakla gelmediğimi müddetçe ki özel uçaklar da şu anda çok sıkıntılıdır. Hani git gel falan filan. Enteresan bir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 3 Temmuz-28 Temmuz arasında özel uçakta giderse 24 Haziran'da bitti. Yani 26 Haziran'a geldik belki uçuş için izinler alınmamıştır falan diye söylüyorum. E, 27 Haziran-28 Haziran-28 Haziran, 28 Haziran. 28 Haziran e, hani 28 Haziran Çarşamba günü İsmail Kartal'ın hani gelmesini bekliyoruz ama 29 Haziran olarak söylüyor ya Aslanbuncu'lu. Tabii ki de herkese saygımız var. Şimdi İsmail Kartal'ın bayramdan sonra da sözleşme imzalanmasını bekliyor Süleyman Arat. Oğulcan Akça'nın çok güzel cümleleri var. Hoşuma gitti. Diyor ki İsmail Kartal'a ilgili tek çekingem şu. İsmail Hoca talepkar bir teknik adam değil. Kendisi başarı da istiyorsa kadro kalitesinin artması yönünde talepte bulunmalı diyor. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. İsmail Kartal açıklamasında ya Ali Koç ya da Selahattin Baki hocamızla 17 Hazirinde takribine anlaştık. O günden bugüne transferler hocamızın isteği doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani Fenerbahçe hocası diyen arkadaşları da buradan söyleyeyim. Fenerbahçe çoktan hocasıyla anlaşmıştı. Bu sadece prosedür. Biz burada bunu bu şekilde açıklıyoruz. Diye açıklama duyarsanız şaşırmayın Selahattin Maki'den. Yani ee, onu da söyleyeyim. Şimdi biz geçen sezon ne dedik? Ulan İsmail Kartal'a devam etmeyelim. Bunlar Abidi'yi getirir, Gubidi'yi getirir. İsmail Kartal'ı da rezil ederler dedik. Hani böyle teş, e, taş şeyli hani böyle tam teşekkürlü bir hoca gelsin ki iyi transfer yaptırsın dedik. Ulan Jesus geldi Burumay'ı aldırdı. Usta Avenli falan aldırdı. Lan İsmail Kartal'ın daha haç tavafı bitmeden Edin Ceko indirdi ya. Hani Zaha falan konuşurdu onu konuşacağız. Hani demek ki İsmail Kartal da e, hatalarından ders çıkartmış. Bakın Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Rakipler ne yaparlar Fenerbahçe maçında? Merkezi kapatırlar. Yani senin ortadan gelmene izin vermezler. İkinci bölgede seni karşılarlar. Yani ön alan baskısı yapmaz Anadolu takımları sana. Hani savunmadan çıkarken sana baskı pres uygulamaz. Pres uygularsa açılmış olur. Sen de haşırtlı blackboard yaparsın. O yüzden ikinci bölgeye kadar 11 kişiyle yani ikinci bölge ve birinci bölgede 11 kişiyle beklerler. Seni merkezi kapatıp ikinci bölgede karşılarlar. Seni ne yapmaya iterler? Kanatlara yönlendirirler. Kanatlardan orta kafa gol denettireceksin. Buna Fenerbahçe'de aslında bir İsmail Kartal sanki tedbir buldu gibiydi. Bir, bunu bir deldi gibiydi. Tete hani takımı set oyununa çevirip yani herkesin yeri sabit belli olup paslaşarak, tiki takalar yaparak, üçgenler kurarak rakibe organize bir şekilde hücum yaptırmıştı. Böyle de bir özelliği var. Süper Lig'de son 10 sezonda en az 25 maça çıkan Türk teknik direktörler arasında Puan ortalaması en yüksek isimler. Şimdi Şenol Güneş 2.10 demiş. Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ın hani ne şekilde maçlar kazandığı, ne şekilde itelendiğini biz biliyoruz, bilmiyor değiliz. Ama sonuçta Beşiktaş ve Trabzonspor çalıştıran bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Yani git Kasımpaşa'yı çalıştır, git Ümraniye'yi çalıştır. Fatih Terim 0 3 diyor. O da malum. Abdullah Avcı 1.94. Bakın 2'nin altında. Emre Benezoğlu 1.89. Abdullah Avcı'yı da çok söylediler. Getirin abi. Getirin en büyük FETÖ'cüdür diye konuşalım bizde. Emre Belezoğlu 189. Sergen Yalçın 162. Ersun Yanal 157. Ersun Yanal'ın da bak Anadolu takımları. Volkan Demirel 154. Yani bu listede 7. sırada olması bile başarı. Okan Buruk 153. O aşık olduğunuz, rekor kırdı dediğiniz hakemlerle, offside'ımsalarla şampiyon yapılan Okan Buruk. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal 150. Birisi Konya Spor, Başakşehir falan çalıştırdı. biri Rize Spor, Ankara Gücü falan çalıştırdı. Bunları da asla unutmayın. Bakın bu veriler e, tuhaf. Yani bu veriler çok güvenilir veriler değil arkadaşlar. Bunu şu yüzden söylüyorum hocam. İsmail Kartal'ı da yalama, yani yıkama, yağlamama mı yapıyorsun? Asla böyle bir şey yapmıyorum. Sadece şunu belirtiyorum. İsmail Kartal e, Anadolu takımlarında çalışmış. Özetle söylüyorum. Benim gözümde çok iyi bir taktisyen analiz uzmanıdır. Yani rakibin analizini çıkartıp rakibe göre tedbir alan ee, ya da rakibi çözen teknik adamdır. Rakibe kendi oyun sistemini kabullendiren teknik adamdır. Birçok eleştiri yapabilirsiniz. Ya işte o İsmail Kartal geldiğinde işte Fenerbahçe o kadar zor maçlar yapmıyordu falan filan diyebilirsiniz. Katılıyorum. Diyebilirsiniz. Hani bunları söylemek en doğal hakkınız. Çünkü sonuç olarak nihayetinde ee, İsmail Kartal'ın ne olduğu belli. Ne yaptığı belli. Yani Fenerbahçe'de çalıştırması belli. Anadolu takımlarının. Hepinizde şu düşünce var hocam. Çok çok iyi bir teknik direktör olsaydı Fenerbahçe'de ne işi vardı? Diyeceksiniz. Demeyin. Mesela bak İsmail Kartal. Jo Jin Hani Jo Jin Ho. Oynatır mı sizce? Bora Aydınlık. Oynatır mı sizce? Ensar Brahic. Oynatır mı sizce? Hani mesela 3 tane futbolcu. Gözümüze kestirdiğimiz. Ee, aslında sadece bunlar değil. Emre Demir var. Samsun Spor'da kiralı. Oynatır mı sizce? Bak oynatır. Niye oynatır biliyor musun? Bu adamlar Fenerbahçe'nin gençliği. Bu adamlar Fenerbahçe'nin aynı zamanda geleceği. Bir Zaha daha aklıma gelmişken onu da konuşacağım. Bir ee, Zaha'nın istekleri Avrupa'da karşılanmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gideyim diyor. Kimse almıyor. Akıllara Mustafa Hoca'nın o sorusu geliyor. Biz Samat alırken bu soruyu sormuştum. Yine aynı soruyu soruyorum. Ulan bu adamda bir sıkıntı mı var ki kimse almıyor. Ya da oyuncu çok mu aç gözlü ki kimseyle anlaşamıyor. Bu dediğimi de unutmayın. Hani Crystal Palace falan bunu karşılayamaz. Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Fenerbahçe'de gel en azından biz de Avrupa'da kupa kazanabilirsin olayına doğru gidiyor. Ben açık söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ee, Zaha konusunda gerçekten ben umutluyum, ümitliyim. Hatta size bir şey söyleyeyim. Hani ee, ne clickbait yaptı demeyecek olsanız ben derim ki Zaha Fenerbahçe'de. O kadar kesin konuşuyorum. Ama buradan döneceğini zannetmiyorum. Bak üst düzey bir oyuncu. Üst düzey bir yetenek. Yani çubukluyu üstüne giymesi felaket bir keyif verecek. Hepimize bir güven verecek. Düşünün bak Rossi'den inip Zaha'ya bineceksin. Yani kanal bugün bir atıyorum 31 bin sabah bir uyanıyorum 310 bin olmuş. Lan salak YouTube bir no, sıfır fazladan koydun. Videolara bir giriyorum izlemeler 200 bin olmuş 300 bin olmuş. Her video 200-300 bin izlemiş. Ulan ne oldu çıplak videom falan mı yayınlandı? Meşhur mu olduk oğlum? Kim patlattı bizi falan diye. Hemen yorumlara bakar. işte Twitter'da gündem mi oldum? İşte en büyük Fenerbahçeli takip edin bunu. Ne oldu derim. İşte bu da böyle bir şey. Benim gözümde. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kosuke Nakamura. Hadi da şınak da. Bunu herkes hatırlamaz ya. Bunu Winning Eleven'cılar hatırlar. Nakamura. Arkadaşlar bu arkadaşla ilgili hiçbir duyumum yok. Hiç kimseden duyumum yok. Bugün kaynağımla görüştüm. Ya dün görüştüm daha doğrusu. elaket duyumlar aldım. Hiçbir şekilde bu arkadaşla ilgili duyum alamadım. Yorumlarda birkaç arkadaşımız ısrarla sormuş. hani hocam sen ne diyorsun diye. Şu döce ya. Sen Bak gizli istiyorsun diye sormuşlar ama. Ya inanın bak sizi kırmak istemiyorum. Yanlış anlamayın yani siz sonuçta bu kanalın müdavimisiniz ve sizlerin bu kanalda olmasından dolayı gurur duyuyorum. O ayrı mesele ama yok arkadaşım yok. Keşke duyum olsa da paylaşsam yok. Yani ee, bilmiyorum ya. Ben hani bana gelen bir duyum yok. Ha futbolcuyla ilgili Avrupa kulüpleri ilgileniyormuş. Onu da söyleyeyim. Ama kulübünü ha şunu da söyleyeyim. Ee, bizim ilgimiz yok ama kulübü 4-5 milyon euro falan bonservis istiyormuş. Onu söyleyeyim. Pendik Spor geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitris, Dimitrios Pelkası kadrosuna katmak istiyormuş. Salim Manav'ın haberi. Ee, İsmail Kartal Pelkası oynatır mıydı? Bu bir sorun. İkincisi herkes aynı soruyu bana soracak muhtemelen. Hocam Petkas'tan opsiyon vardı. Kullanmadık mı? Olmadı mı? Etmedi mi? Yok arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Yani, uzamadı diyelim ya. Uzatmadık diyelim. Uzatmayalım. Diğer habere geçelim. Fenerbahçe bonservisi keçi öğrende bulunan genç orta, genç orta saha oyuncusu Bilal Budak ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3. Lig'de Beyoğlu yeni çarşı formasıyla 30 maçta 13 gol 6 asistlik performans sergiledi. Metin Pekgüve'nin özel haberi. Şimdi Beşiktaş da sanırım ikincilikte bayağı gol atan bir futbolcuyu almış. Bunlar bence doğru hamleler. Harbi söylüyorum doğru hamleler. Bak Arda Güler'i yetiştir. Büyüt. Besle. Sanki kafeste kuştan bahsetmiyorum. Hadi büyüt. Besle. Yetiştir. Gerçekten büyüt ama gidecekti kalacaktı sözleşmesi. Şuydu buydu falan filan. Yani e, bu tip şeyler daha garanti gibi. Mihaz aklıma gelmişken söyleyeyim. Mihaz yıllık yok 2 milyon euro istiyor, yok 5 milyon euro istedi falan bunların hepsi palavra. Mihaz Fenerbahçe'den aldığı ücret 600 bin euroydu arkadaşlar yıllık. Fenerbahçe Sözleşmesi'ne iyileştirme yapıp bonuslar da dahil 1.4 milyon euro teklif etti. Bakın bunu üyelere bile söylemedim size söylüyorum. Kıymetini bilin. 1.4'ü de kabul etti. 3 artı 1 ya da 3 yıllık sözleşme e, hayırlı uğurlu olsun. Zayt uzatıyor arkadaşlar. Fenerbahçe de uzatıyor. Çok bak net söylüyorum. Çünkü bana gelen duyumlarda net arkadaşlar. Rodrigo Becao. Becao ile ilgili de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar futbolcunun adı Galatasaray ile anılsa kuracağınız cümle şu. Ulan heriflerin aldığı şeye bak. Stopera bak. Çatır çatır stoper alıyorlar. Kemikli stoper alıyorlar. Şöyle böyle. Şimdi bizimle adı anılınca da başlıyorsunuz. Vay efendim. Bunu nereden buldunuz? Vay efendim. Yavaş. Vay efendim. Şöyle böyle. Bir şeyi çok merak ediyorum. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı stoper mi var? Varsa adını verin. Biz de onu transfer edelim. Bak Wilfred Zaha geldi. Türkiye'de tatil yapıyor. Bekavda kim bilir. Belki de yakında Türkiye'ye tatile gelecektir. Ee, hani ben Bekao'da da Zaha'da da kap bekliyorum ama bir türlü olmayınca sizlere de mahcup oluyorum. Basketboldan birkaç haber vereyim. Fenerbahçe Beko Barcelona sözleşmesi sona eren Sertaç Şanlı'ya teklif yaptım. Sertaç'a Fenerbahçe Beko'nun dışında Barcelona ve Bayern Mürt'e teklifte bulundum. Ee, ve Fenerbahçe Beko ile Barcelona'nın teklifleri birbirine yakınmış. Herkes aynı cümleyi kuruyor. Eminim yine aynısını söyleyeceksiniz. He baskete gelince versinler parayı. Futbola gelince nao nao. Sonra görürsünüz nao nao'yu. Bu arada Tyler Dorsey'in durumunu da Olympiakos yakından takip ediyormuş. Bilginiz olsun. Ben açık söyleyeyim. Basketbolda küçül, futbolda büyü. Çok net. Basketbolda küçülmezsen, futbolda büyümezsen tarihe Fenerbahçe'yi rezil eden başkan olarak geçeceksin. Benden de uyarması. Ha git şimdi Tyler Dorsey'i mi alıyorsun? Bir Tyler Dorsey daha mı alıyorsun? Ahmet'i mi alıyorsun? Mehmet'i mi alıyorsun? Bu da sana kalmış. Hadi buyur. Hadi buyur. Hocam iyi de Özgür Demirtaş demiş ki doların gideceği 28 sonrasını konuşalım demiş. Ee, ne diyorsun işte? Arkadaşlar normalde bu bizim konumuz dışında. Ekonomi şu bu önemli değil. Yani bizim için önemli değil. Biz bu konumuz dışında ama hakikaten düşününce çok fazla sıkıntı. Niye çok fazla sıkıntı? Dolar 28, euro 30 olursa düşünsene 1 milyon euro vereceksin 30 milyon TL futbolcuya yıllık ücret 4 milyon euro versen 120 milyon TL takım harcama limiti 1.9 milyar. O kulüpleri perişan eder. Bunu da söyleyeyim. Anterevic, Divok, Origi. Ben size gereken duyumları verdim. Önceki videolarda var. Merak eden kardeşlerim açıp bakabilirler. 25 Haziran'daki videolarda var. Fenerbahçe, Anterevic ve Diogo, Divok, Origi için Milan'a herhangi bir teklif sunmamış arkadaşlar. Ki biz buna MHYB diyoruz. Ee, Fenerbahçe ve Fiorentina Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Duvan Zapata'yı transfer etmek istiyormuş. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz asla bu arkadaşa transfer etmek istemiyoruz. Bu arkadaş bize önerildi. Anlatabiliyor muyum? Umut Nair. Umut Nair ne olamaz? İmkansız bu. Sezonun içerisinde o kadar güzel konuşmalar, o kadar güzel cümleler vardı ki Umut Nayır'ın. Ee, yanlışım yoksa yani varsa düzeltin. Hukuk fakültesi mezunu bir avukattan bahsediyoruz. Umut Nayır kulüp başkanının hani Allah'tan sonra büyük kim falan diye sorsalar tövbe ağaca. Belki Galatasaray diyeceği bir takım o. Bon servisi. 1.91 boyunda. Bakın enteresan gelmedi mi size? Pivot santrafor. Zaten Edin ve Umut Nayır'la adın anılıyorsa Serdar Dursun da kalır. Bak şu an gitmesin bu. A, Serdar Dursun Umut Nahi geliyorsa Serdar Dursun gider o ayrı mesele ama futbolcu 20 33 maça çıkmış. 18 gol 3 asist. 2791 dakika. Yani 31 maç 18 gol 3 asist yapmış. Ligi bilen hani ligimizde birçok takımda forma giyen Hayduk Split forması da giyen Beşiktaş'ın e, <laughs> büyük umutlarla aldığı ama orada tutmayan bir isim fakat son günlerde son haftalarda kariyeri depara kalkmış bir isim. Fenerbahçe yönetimi Türk rotasyonunu çeşitlendirmek için Umut Nayır'ı transfer etmek istiyor. EYİB Spor'la bir yıl sözleşmesi var. Ancak e, bu servis pazarlığı sürüyor. Bakın Fenerbahçe Umut Nayır'la ilgili başkanlarından öncelik hak kaldı. Biliyor musunuz? Hani Siz çekiliyoruz diyene kadar sizinle görüşeceğiz diye de bir öncelik hak kaldı. Şimdi bekao için 7-8 milyon eurolar konuşuluyor. Bu paralar sıkıntı. Umut Nair için 1 buçuk milyon euro bile benim gözümde fazla bir para. Büyük bir para. Hani nasıl olacak nasıl yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Takas teklifinde bulunsan göndereceğin yer ikincilik. Mesela Nazım Sangare Nazım'la Fenerbahçe pes etmek istiyor. Nazım Sangare kalmak istiyor. Hani Nazım'ı verelim üstüne para verelim desen Eyüp bu parayı karşılayabilecek mi? Eyüp Spor bu parayı karşılayabilecek mi? Yani iki ucu sıkıntılı değnek. Bunu söyleyeyim. Musa Barrov. Fenerbahçe Musa Barrov için yeni teklif yaptı. Diego Rossi artı bir miktar para. Arkadaşlar biz Barrov'u almayacağız. Çok net söylüyorum. Biz Musa Barrov'u almayacağız. Bizim burada amacımız, bizim burada hedefimiz, bizim burada niyetimiz arkadaşın birini göndermek. O da artık adı neyse onu da siz düşündünüz, buldunuz. Hemen hemen buldunuz maşallah ya. Afa zehir zehir. Afa zehir. Gerçekten zehir arkadaşlar. Ee, şimdi bu haberleri de belki de biz yaptırıyoruzdur para karşılığı. Arkadaşlar ben size şimdi 3 tane futbolcu söyleyeceğim. Bu futbolcuları niye söylediğimi anlatmayacağım. Ancak şunu da çok çok ısrarla belirteyim. Ya da niye söyledim anlatmayacağım demeyeyim de. çok açık konuşmayacağım. Şifreli şifresiz konuşacağım arkadaşlar. Birinci ismim Wendel. İkinci ismim Claudinho. Üçüncü ismim Malcolm. Malcolm. Sitcom. Malcolm. www.bombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabombabomb Vendel 24 milyon euro piyasa değeri var. 25 yaşında. Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu. Kütürü geri gibi topçu 24 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi Vendel'in e, 20 milyon 20.3 milyon euroya Sporting Lisbon'dan 2020'de alındığını biliyoruz. Futbolcu bu sezon 33 maça çıkmış. 9 gol 5 asist 2618 dakika oynamış birincisi Vendel yani Vendel 24 diyeyim buraya bu şekilde yazıp transfer market değerine ikincisi Claudinho 20 milyon euro piyasa değeri var bu da Brezilyalı 26 yaşında 1.70 boyunda 10 numara pozisyonda oynayan futbolcu Brezilya milli takımına seçilmiş ama oynamamış asist canavarı Rus vatandaşlığı da almış bu arada bilginiz olsun bu arkadaşlar zamanında Bragantino'dan 2021'de 12 milyon euroya gitmiş Zenit'e. 30 maç 2237 dakika. 5 gol 12 asist. Şimdi bu konuda da anlaştık. Brezilya dışında da sadece Zenit'e gitmiş. Üçüncü ismimiz Malcolm. 30 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. Bu da Brezilyalı. Sağ kanat oyuncusu 26 yaşında. 30 milyon euro piyasa değeri var. Arkadaşımız futbolcunun kralı. İki kez Brezilya milli takım forması giymiş. 17 Haziran'dan itibaren. 17 Haziran 2023'ten itibaren. Ee, gol asist yok ama artık oraya adapte olmuş. Zenit Barcelona'dan 2019'da 40 milyon euro almış. Barcelona Bordo'dan 41 e almış. Bordo Korintias'tan 5'e almış zamanda. 33 maç 26 gol 9 asist 2739 dakika. Yani yaklaşık 31 maç 26 gol 9 asist böyle bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe için ben şunu söyleyeyim. 3 futbolcuyu alsam 50-74 milyon euro piyasa değeri var. Wendel'in ailesi Rusya'ya dönmek istemiyor. 24 milyon euro piyasa değerindeki Wendel'in ailesi Rusya'ya dönmek istemiyor. Şimdi burada okeyleştik. İyi de hocam İyi de ya. Demek istemiyorsa denmek istemiyor. Ne yapabiliriz? Ailesini bu kaçıralım. Arkadaşlar biz Zenit'le kankiş doluk sözleşmesi imzaladık. Yani Zenit artık bizim kankiş domuz. Zenit Avrupa maçlarında yok. <laughs> Avrupa kupasında oynamayacak. Bu arada ben size sürpriz bir şey söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'm bu sezon Avrupa'ya gidemeseydim. Zenit bilmem ne falan filan da böyle özel turnuvalar düzenleyecekti. Şampiyonlar Ligi olmasa da hani benzer turnuvalar. Böyle bir düşünce hala var. Arkadaşlar sezon başı değil. Düşünsene bak. Rus takımları alınmıyor. Zenit'le bir maç burada oynuyorsun. Bir maç orada oynuyorsun. Çift maç atla ama ligimizde çok fazla maç oynanacak. Türkiye Kupası'nda formatında bir değişiklik düşünülüyor. Avrupa'da konferans maçı. Ki <laughs> konferans ligini düşündüğün zaman 3 hani üç takımın 3'ü de Şubat'ı görebilir. Felaket yoğun bir fikstür. Maç fikstürü felaket bir fikstür. Şimdi Venderin ailesi gitmek istemiyor. Bu bir. İkincisi Claudinho bir sorunu var. Malcolm da ayrılmak istiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hani e, bir laf vardır ya. Evini sat, arabanı sat, git şuna oyna diye. Evini sat, arabanı sat, git bunları al. Peki hocam biz bunlara kaynağı nereden ayıracağız? Çok kolay, basit, zekice bir soru sorayım. Arda Güler 40 milyon euro'ya gitse. Bu üç arkadaşın toplam bonservis bedeli 40 milyon euro olsa kabul eder misiniz? Hadi size bomba bir soru. Arda Güleri 40 milyon euro'ya satacaksınız. Bu üç arkadaşı 40 milyon euro'ya alacaksınız. Kabul ediyor musunuz? Ben ben ediyorum. Ben altına imzamı basıp tekrar kabul ediyorum. Daha da kolaylaştırayım soruyu. Arda'yı 40'a satıyorsunuz. Bir sene daha Fenerbahçe'de kalacak. Bir sene daha Fenerbahçe'de kalacak. Ee, ya da git, git gitsin fark etmez. 40 milyon euroya satıp 40 milyon euroya bu 3 arkadaşı almak ister misiniz? Ben isterim. Ben bu 3 arkadaşı 40 milyon euroya alayım. Sola da Zaha'yı getireyim. Hücum hattına bir bak. Ceko Forvet. Hani ee, Zaha solda. Sağda Malcom. on numarada Claudinho. Orta sahada Wendel. Lan Wendel'in yanında İsmail Yüksek bir oynar. Zaten 3 tane Türk oynatmak zorundasın. İsmail Yüksek. Verdi. Kalece Altay ya da İrfan Can dersin. Daha da zor bir soru sorayım size. Bu da 3'ü geldi. Okey. daha da geldi. 4. Bekao da geldi. 5. 5 tane kütür kütür futbolcu. Ceko'yu saydım Altın. Ee, yeter dediler. Kabul müsünüz? Hadi yani. Aa, yani bunlar geldi. Bak. Malcolm, Claudinho, Bendel, Zaha, Bekao, Edin Ceko geldi. İzman Can'la zaten uzattın. Yedi. Yeter dediler. Başka transfer yapmıyoruz. Ben okeyim. Ben kabul ediyorum. Ben okeyliyorum. Ben varım. Ha, Şunu söyleyeyim. Crespo Arao falan oynatacaksak, İsmail falan oynatmayacaksak Mert Müldür'ü çekelim. Sağ beke Mert Müldür'ü, sol beke Ferdi'yi koyalım. Kalede de Altay Maltay. Stoper'de Bekao, Luan Perez falan yine idare eder. Ya dediğim gibi Atilla Saray'dan para kazanabilirsin. Arda'dan kazanabilirsin. Ya şu an konuşmadığımız Rossi'den kazanabilirsin. Berisha'dan kazanabilirsin. Amatta'dan kazanabilirsin. Perde arkasındaki birçok futbolcudan para kazanıp şu kadroyu kurabilirsin. Ben size ister duyum olarak algılayın. İster Mustafa Hoca'nın şahsi fikri olarak algılayın. Ee, ama Mustafa Hoca'nın şahsi fikri olsaydı Wendel'in ailevi sorunlarını ortaya koymazdı. Onu da düşünün. Fenerbahçe'ye 3 tane yıldız 40 milyon euroya gelme ihtimali var arkadaşlar. Bu dediğimi de asla unutmayın. Yarın bir gün medyada görürsünüz. Görüşmek üzere. O zaman medyada gördüğünüzde dersiniz ulan bu adam harbi demişti dersiniz. Umarım.